Değerli izleyiciler, Doktor Mustafa Yüksel ile Bir Nefes Sağlık programına hoş geldiniz. Bugün iki değerli misafirim var. Profesör Doktor Oğuz Polat, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi. Avukat Gülşah Gözpınar Karan, kendisi sağlık hukukunda uzman bir kişi. Bugünkü konumuz PEKTUS hastalarında hukuki prosedür. Bu hastalarla ilgili iki türlü hukuki olarak karar vermekte zorlandığımı hissediyorum ben. Bir, polikliniklerde gördüğüm hastalar, bunlar 18 yaşından küçük, 14-15 yaşında, blue çağına ermiş çocuklar. Bir de bunların ameliyatını yaparken hekim olarak kendi cerrahi performansımız ve karşılaşabileceğimiz komplikasyonlar. Poliklinikte gördüğümüz hastalar genellikle anne ve babasıyla birlikte gelmiş ve çocuğun içe kapanıklığı, odasından çıkmama, herhangi bir şekilde denize, havuza gitmeyi reddetme gibi bir semptomla ortaya çıkmış ilk şikayetleri. Anne baba bunu belli bir süre sonra farkına varıyor ki çocuk göğsündeki deformite nedeniyle toplumdan kendisini izole ediyor ve alıp bize getiriyor polikliniğe. Poliklinikte bizim gördüğümüz tablo şu: çocuk şiddetle bu deformitenin düzelmesini istiyor. Anne ve baba ise bu deformitenin düzelmesinin ameliyatla olacak komplikasyonlarla karşı karşıya kalacakları komplikasyonları çocuğun kaybına sebep olacağını veya böyle bir zahmete girmek istemediklerini düşünüyorlar. Ve bize de bu konuda kesin karar vermemizi istiyorlar. Biz ameliyat desek çocuğun tarafını tutmuş olacağız ama şart değil. Ameliyat değil desek bu sefer çocuk depresyona girecek ve bir şekilde içe kapanıklığı artarak devam edecek. Toplumdan izole bir insan olacak. Bunun hukuki boyutları açısından Sayın Oğuz Hocam'a dönerek ona sormak istiyorum. Böyle bir durumda biz orada hekim olarak çocuğun yanında mı kalmalıyız? Anne babayı da düşünerek tamamen sorunu ortaya mı koymalıyız? Ancak çocuk da 18 yaşında olmadığı için kişisel kararı veremeyecek. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu konudaki fikirlerinizi almak istiyorum. Şimdi bu birçok alanda olduğu gibi Türkiye'de de halen çelişkilerini yaşayan bir alan. Neden? Türkiye 1989'da bir tane sözleşme imzalamış. Çocuk Hakları Sözleşmesi. Orada diyor ki 0-18 yaş arasındaki herkes çocuktur. Daha önemli bir şey söylüyor. Her çocuk bir bireydir diyor. Kendi kararını kendi vermeye yetisine sahiptir diyor. Fakat biz bireylerden çok kurumları ön plana alan bir yapıda olduğumuz için, daha geleneksel bir durumda olduğumuz için, bakın 89'a 2018'e kaç yıl geçmiş aradan. Ve biz halen bugün diyoruz ki anne baba ne diyecek? Çocuğun kendi karar verme yetkisi var. Ama biz halen ulusal hukukta bazı uluslararası imzalamış olmamıza rağmen halen o değişimleri yapmadığımız için bunları tartışıyoruz. Yani çocuğun kendi kaderiyle ilgili, kendi sağlığıyla ilgili karar verme yetkisi var. Ha, bunu hukuksal olarak tartışabiliriz. 12 yaşına kadar şöyledir, 12'den sonra böyledir filan. Ama kendi yetkisi olduğunu bir bilelim önce. Bu bir. İkinci bir başka önemli boyut, sosyal indikasyon dediğimiz boyut. Şimdi herkes, özellikle Adalet Özkan'dan başlayarak, toplumda kendine yer ararken bunun için fiziksel özelliklerinin çok önemli olduğunu düşünür. Bu ergenlerde özellikle çok ön plandadır. Daha sonra yavaş yavaş kişilik oluşur, mental olarak olgunluk başlar. O zaman yaptıklarıyla ön plana çıkacağını anlamaya başlar ama ergenlik öyle bir dönem değildir. Ergenlik fiziksel özellikleri daha çok düşünüldükleri bir dönemdir. Ve orada özellikle bu PEKTUS hastalıklarındaki gibi o çocuğun ben sakatım diyebildiği, dediği ve kendini eksik hissettiği, ezildiği bir durumda bir an önce bundan kurtulmak birinci hedefidir. Halbuki anne baba ki bunu böyle düşünmesi gerekirken düşünmeyerek geldiğinde şunu sorar. Sağlık açısından mutlaka yapılması gerekiyor mu doktor bey? Şimdi ama olayın evet, tek boyutu o değildir ki. Ne diyor Dünya Sağlık Örgütü? Sağlıklı olmak diyor. Mental, fiziksel ve ruhsal açıdan iyi olma hali diyor. Burada ruhsal açıdan iyi olma hali ortadan kalkıyor. Tamam, sağlık açısından fiziksel ve mental bir problem yok ama ruhsal açıdan bir problem yaratıyor. Burada bir endikasyon var yani. Var, evet. O yüzden
değerlendirmeleri böyle yapmak gerekiyor. Tabii onun öncesinde de biz hep tıp konuşurken hep tedavi edici hekimliği konuşuyoruz. Tedavi edici tıptan bahsediyoruz. Bir de bunun önleyici ve koruyucu tıp boyutu var. Bu koruyucu tıpta da en önemli kavramlardan biri halk sağlığı. Halk sağlığının en büyük kavramlarından bir tanesi de hastayı bilinçlendirme, aydınlatma ve hastanın her konuda haberdar olmasını sağlama. İşte anne baba eğitimi bu yüzden çok önemli. Ben o yüzden bu dernekleri çok önemsiyorum. Hele hele hastaların içinde olduğu dernekleri çok önemsiyorum. Biliyorum ki sizin de bir derneğiniz var bununla ilgili. Pektus Derneği. Orada hastalar çok ön planda, hastalar için var olan bir dernek. Bence işte derneğin en büyük amaçlarından biri de tüm Türkiye genelinde anne babaları bu konuda eğitip İşte. Böyle bir hastalık var. Ve bu hastalık sadece mental açıdan ya da fiziksel açıdan değil, ruhsal açıdan da iyi olma hali içerir. O yüzden eğer çocukta böyle bir şey varsa sadece kondisyonel olarak fiziksel koşullara değil, çocuğun kendini ne kadar iyi hissedip hissetmeli de bakmak lazım demek gerekir. Evet, gerçekten çok önemli bir konuyu vurguladınız. Bu konuda benim karşılaştığım poliklinikte bir hastam vardı. Anne baba çok eğitimli iki kişi. Çocukta da ileri derecede bir pektus var. Ve hiçbir zaman hasta denize giremiyor, havuza giremiyor, beden eğitimi derslerini reddediyor. Ancak anne baba bir ameliyat önerimizi reddetti. Ve biz de tabii anne babanın sorduğu bu ameliyatı olmazsa eğer herhangi bir yaşamsal engelle karşılaşabilir mi sorusuna da karşılaşmaz cevabını vermiştik. Fakat o çocuk daha sonra, 2 yıl sonra benim tekrar ofisime geldiğinde o çocuğun dövmeler yaptırdığını, piercing taktığını, saçını boyattığını, yani psikolojik olarak yıpranmış olduğunu gördüm. Eğer o anda ilk düşündüğüm, keşke anne babaya bunun ameliyat olması gerekli olduğunu söyleseydim diye geçti içimden. İkinci bir karşılaştığım olgu da 59 yaşında bir hastamdı. O da göğüs ağrısıyla gelmişti. Kardiyoloji incelemiş, derin bir pektusu var. Kardiyak hiçbir kalple ilgili hiçbir patoloji bulamamış ve demiş ki pektusunuzu düzeltirseniz şikayetiniz geçebilir. Gerçekten onun biz pektusunu düzelttik ve şikayeti geçti. Bu da Oğuz hocamızın söylediği gibi önleyici bir tıp olarak zamanında bu ameliyat yapılmış olsa 59 yaşında böyle bir şikayetle karşı karşıya kalmayacaktı. Olayın tabii adli tıp boyutu ve çocuk hakları açısından ve çocuk haklarıyla ilgili çok fazla çalışmaları olan Sayın Oğuz hocamızın vurguladığı gibi çocuk gerçekten bir birey ve onun haklarına saygı göstermek gerekiyor. Gülşah Hanım'a sormak istiyorum. Hukuk gözüyle bu karşılaştığım senaryoda hukuk ne der? Yani ben orada çocuğun ameliyat gerekir dediğimde karşılaşacağım daha sonraki sorunlarda anne baba ya biz istemiyorduk ama doktor da çok ısrar etti ile karşılaşırsak hukukun koruyuculuğu var mı? Yani hukuk nasıl görüyor bunu, bu ısrarı? Burada bu olayda hekimin yani sizin kastınız aslında iyileştirmeye yönelik. Dolayısıyla aileyi de eğer bu anlamda ikna edebiliyorsanız ve onayını alabiliyorsanız tabii risklerini de anlatarak burada zaten hekime yüklenebilecek olası olumsuz koşullarda bir sorumluluk söz konusu olmayacak. Ancak başka bir örnekten yola çıkarak şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Eğer hastalık ölümcül düzeyde veya uzuv kaybına sebep olabilecek bir hastalıksa bu durumda aile tedaviyi reddediyorsa tabii hakime başvurarak hakimin onayıyla, mahkemenin izniyle bir tedavi yapılabilir. Hekimlerin böyle bir seçeneği olabiliyor. Ancak bu durumda sizin somut örneğinizde hastalık ölümcül düzeyde değil. Ve tamamen daha çok sosyal hayata yönelik bir düzeltme. Dolayısıyla ailenin iknası gerekiyor. Hekime, aile zaten bu durumda hekime soruyor. Yani bu ameliyat zaruri midir diye. Çok böyle halk arasında ameliyatın şart olup olmadığını soruyor. Hekimin iki dudağı arasında kalmış bir cevap aslında bu. Şart dediğiniz zaten aile de onayını bu ameliyat için
veriyor. Burada zaten başta söylediğim gibi hekimin kastı iyileştirmeye yönelik. Yönelik. Yani aslında evet. Gerekli. Hocamın da dediği gibi sosyal indikasyon söz konusu. Sosyal indikasyon da hukuksal açıdan geçerli bir gerekli. Evet, tıbbi müdahalenin gerek. Şartlarından birisi. Bir tanesi, evet. Dolayısıyla ameliyat gerekli denilebilir. Denilebilir, burada, evet. Hekime bırakılabilir. Evet. İkinci bir pektus tedavisinde bizim hukuksal açıdan karşılaştığımız ikinci bir problem de 2000 yıllarında dünyada keşfedilen NUS ameliyat dediğimiz minimal invaziv bir tedavi şekli var. Bütün dünyadaki hekimlerin öğrenmeye çalıştığı ama bunların bir kısmının başardığı ve belli merkezlerde yoğun olarak yapılan bir ameliyat. Burada İki hukukçuyu ben bir araya getirmişken hukuksal boyutunu sormak istiyorum. Bu ameliyat özel eğitim gerektiren ancak göğüs cerrahı olan herkes tarafından, pediatrik cerrahı olan herkes tarafından yapılabilecek bir ameliyat. Ancak karşılaşılan problemlerde ne gibi zorunluluklar gerekli, ne gibi şartlar gerekir, bu eğitimi alma düzeyi nasıl belirlenir? O belirsizlikler açısından bir parça o karanlık, siyah kalmış noktayı griye çevirmeye çalışmak istiyorum misafirlerimle. Sayın Oğuz Hocam, pektus ameliyatını yapmak istiyoruz. İlk defa yapacağız. Dünyada yeni çıkmış bir teknik. Bu ameliyatı ailede anlatıyoruz. Bu üçüncü ameliyat olacak, dördüncü olacak veya birinci ameliyat olacak. Onayınızı almak istiyoruz. Bu eğitimi aldık. Zaten eğitimimizde böyle bir ameliyatta kitabi olarak yazıyor. Karşılaşacağımız hukuki problemler neler olabilir? Yani yine bir tıbbi uygulamayla karşı karşıyayız. Karşımıza tıbbi uygulama hatası çıkmaması için neler yapmalıyız? Yani çıkabilecek sorun komplikasyon olarak kalması için zorunluluklar neler? Bu bir şekilde bizi dinleyen göğüs cerrahlarının, pediatrik cerrahları için de bir rehber olacak bir konuşma olacak. Şöyle işin hukuksal boyutunu ben Gülşah'a bırakayım ama bir soruyla devam edeyim konuyu açmak için. Bir soruyu sana yönelteyim ben direkt. Şu anda bu ameliyatı kimler yapıyor? Pediatrik cerrahlar ve göğüs cerrahları yapıyor Türkiye'de. Neden? Çünkü kendi alanları kalbin önünde işlem yapılıyor. Bir sternum kemiğinin altına ve göğüs kafesine yapılıyor. Onun için göğüs cerrahları bunda yeterli eğitime sahip. Pediatrik cerrahlarda pediatrik yaş grubu ameliyatı teknik olarak öğrendikleri zaman o yaş grubu hastayı bir şekilde handle edebilecek, kendileri tedavi edebilecek durumda oldukları için yapıyorlar. Yani o zaman şöyle bir noktaya gelebiliyoruz. Belli uzmanlık alanlarının kapsamına İçin. Bakıldığında evet. Bu kapsam içinde alan bir hastalıksa o uzmanlar bunu tedavisini yapabilirler. Yapabilirler, evet. Peki o zaman şöyle bir soru gündeme geliyor. O hastalık kapsamında değil ama işte belli kualifikasyonları var. Mesela genel cerrah. Örnek verelim. Genel cerrahiden birisi yaparsa bu bir kusurluluk oluşturuyor. Hukuksal olarak oluşturur mu acaba? Adli tıp açısından baktığımız zaman. Yani adli genel tıp açısından problemi var mı yok mu söylemeden önce hukukçumuzdan biz kanun ne diyor, hukuk ne diyor bir onu dinleyelim sonra ben üzerine ekleme yapayım. Tabii. Evet Gülşah Hanım, top size atıldı. Sizi dinleyelim. Burada hukuki olarak baktığımızda öncelikle hekimin o müdahaleyi yapmakta ehil olması, özellikle uzman olması gerekiyor. Örneğin göğüs cerrahı, bir grup göğüs cerrahını ele aldığımızda 5 yıllık tecrübeli bir göğüs cerrahı ve o ameliyatı hiç yapmamış ama 15 yıllık bir tecrübeli göğüs cerrahı o ameliyatı birkaç kere yapmış ve biliyor yapılması gereken. Bu iki hekimi biz karşılaştıramayız. Çünkü o hekimin kusurunun varlığından söz edebilmek için aynı şekilde uzman olan ve aynı tecrübeye sahip, aynı bilgiye sahip hekimle kıyaslamamız gerekiyor. Yani bu sizin anlattığınız somut örnekte eğer o hekim daha önce böyle bir ameliyat yapmışsa, bu konularda deneyimliyse zaten bu sorun ameliyatı yapabilir. Evet. Ancak daha önce hiç böyle bir ameliyat yapmamış fakat eğitimini almış. Burada yine bir sorun olursa aynı standartlarda bir hekimin, aynı uzmanlık düzeyinde bir hekimin hareketi esas alınıyor. Eğer o hekim de o hatayı yapabilecek durumdaysa bu artık komplikasyon oluyor. Evet. Ancak o hekim ortalama bir hekim yani o aynı düzeyde eşit olan bir hekim bu hatayı yapmıyor ise bu artık malpraktis olarak değerlendirilebilir evet. Kanaatindeyim.
Tabii evet, ki bak burada hocam. Şunu ekleyelim. Bu teorik olarak budur. Yani hukuk bunu söylüyor. Diyor ki iki tane aynı durumda şey var, hekim var ve bir tanesi normal durumlarda böyle bir ameliyatta bu hatayı yapar mıydı diye soruyor. Tamam. Ama bir de şöyle bir şey var. Dünyada uzmanlık dernekleri hep yeterlilik istiyorlar. 5 yılda bir diyor ki yeterlilik alacaksın. Ve o yeterlilik board dedikleri heyetlerde oluşan grupların verdiği, uzmanların verdiği bir şey. O eğer var ise yapma hakkına sahipsin diyor. Biz bunu oluşturamadığımız için, biz halen bunu tartışıyoruz ve sadece hukuktaki tanıma bağlı kalarak eğer ortaya bir hata çıkarsa o zaman benzer şey. Kusur çıkarsa hata diyebilmek için buna bakmamız gerekir diyoruz. Halbuki daha fazlası var. Dünya buraya gelmiş. Bizim çok hızlı bir şekilde buna geliyor olmamız lazım. Board sınavlarıyla yapılması bunları gerek. Değerlendirmemiz evet. lazım. Çünkü eğer bunu yaparsak yeterliliği saptıyor olacağız ve ispatlamış olacağız. Ama bunu yapmadığımız için de dönüp dolaşıp sadece hukuktaki tanımda kısıtlı kalıyoruz ki pratik açıdan çok doğru değil diye düşünüyorum ben. Evet. Tabii bu söylediğiniz geldiğimiz noktada uzmanlık derneklerinin çok büyük bir işlevi var. Kesinlikle. Yeterlilik belgesini düzenleyecek olan uzmanlık dernekleri. Uzmanlık dernekleri zaten yaptıkları kongrelerle, eğitimlerle o kendi üyelerinin eğitimini değerlendirip kurslarla, sertifikalarla da onu bir şekilde ehilleştiriyor. Dolayısıyla bununla baş başa kalan hukuka başvurmak zorunda kalan hastalar, hekimin tek korunacağı nokta aldığı bu ehilleştirilme belgesi olan bir yerde kurs belgeleri bunun hukuksal koruyucu bir kılıfı olacaktır. Burada tabii onlara kalkan olacak bu belgeleri almak için de ülkedeki uzmanlık derneklerinin bol bol bu tür kursları, yeni ameliyat tekniklerinin eğitimlerini onlara bir şekilde kolay ulaşılabileceği bir hale getirmesi gerekli. Uzmanlık sonrası eğitim dediğimiz kavramı biz yok sayıyoruz şu anda. Evet. Çok kısıtlı, keyfe keder yapılan eğitimler. Halbuki bunun bir standardı var dünyada ve uzmanlık sonrası eğitim, uzmanlık öncesi eğitim gibi mecburi. Evet. Bunu yapmak zorundayız ve mecburuz. Yaptığımız takdirde bu tartışmaların hepsini geride bırakırız. Evet. Bu çok çok önemli bir kavram ve bence bunun başlıyor olması da çok gereklidir diye düşünüyorum. Evet. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'deki derneklerin bir kısmı bunları çok disiplinli bir şekilde yapıyor ve uğraşıyor. Uğraşan dernekler var. Evet. Bir kısım derneklerde veya örgütlenmeyle yine sivil toplum kuruluşlarının aslında toplumdaki işlevselliği gündeme geliyor. Kesinlikle. Ne kadar önemli. Yani her şeyi yaptırımla çözemezsiniz. Yani sadece yaptırımla bir şeyi çözmeye çalışırsanız o zaman sadece yasaklarla karşı karşıya kalırız. Halbuki bilinçle çözmemiz lazım. Yani evet. bilinçlendirip yapmamız lazım. Bunu tamam biz hastalar için söylüyoruz ama hekimler için de geçerli bir boyutu var. Bunu da unutmamamız lazım. Tabii. Evet. 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 Sayın çok değerli izleyicilerimiz, Doktor Mustafa Yüksel'le Bir Nefes Sağlık programında bugün Profesör Doktor Oğuz Polat ve Avukat Gülşah Gözpınar Karan'la pek tut hastalarında hukuki prosedürleri konuştuk. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum.